Ford'un kurucusu Henry Ford birisini işe alacak. Dahi seviyesinde iki tane aday var. Bunları akşam yemeğine çıkartıyor. Ford adaylardan bir tanesini işe alındığını, diğerinin işe alınmadığını söyleyince tabii işe alınmaya şaşırıyor. Cesaretini topluyor ve diyor ki Bay Ford diyor, yani yemek boyunca ne mühendislik hakkında konuştuk, ne arabalar hakkında konuştuk, ne üniversite eğitimimiz hakkında konuştuk. Bu konular hakkında tek kelime konuşmadık. Sadece gündelik konulardan konuşturdunuz bizi. Neden yani beni değil de arkadaşımı işe alıyorsunuz diyor. Ford cevaben şöyle diyor. İki sebepten dolayı. Birincisi, arkadaşın bifteğinin önce tadına baktı, sonra üzerine tuz döktü. Sen bunun tam tersini yaptın. Yani ön yargılısın diyor. İkincisi ve daha önemlisi de şudur diyor. Gece boyunca arkadaşım bütün garsonlara teşekkür ederek, işte lütfen diyerek çok kibar bir şekilde davrandı. Ama sen garsonları görmezden geldin ve sadece benimle konuşurken kibardın. Yani garsonlara karşı kibar değil. Ve şöyle devam ediyor. Şirketime olumlu anlamda katkı yapmasını beklediğim, ileride lider olacağını düşündüğüm bir kişiden sadece üstlerine değil, bütün çalışanlara insan gibi davranmasını beklerim diyor. Gerçekten çok büyük bir hayat dersi. Mesela bir evlilik adı var. Bir yerde yemek yiyorsun. Eğer sana karşı çok kibar davranıyor, garsonları görmezden geliyor, onlara insan gibi davranmayıp belki biraz da azarlıyorsa bu şu demek. Sen özel birisi olduğun için sana iyi davranıyor. Yani yarın öbür gün sen evlenince işte o garsonlara davrandığı gibi sana davranabilir demek. Müthiş bir hayat dersin.